biz şimdi Kapalı Çarşı'nın içindeyiz. Çalışma yapıldığı alandayız. Burada pek çok çalışmanın yapıldığı detaylar mümkün. Canan Hanım'a soracağız tabii. Şimdi burada kabloları görüyoruz. İşte neler yapılmış uygulamalı olarak bize kendisi neler yapıldığını gösterecek, anlatacak hem de. Evet, şöyle, bu özellikle bus park konusu çok önemli bir konu. Kapalı Çarşı'nın içerisinde bir kargaşa ve görüntü kirliliğini en çok yaratan ve yapan konular, evet, kablo hatları. Görüyorsunuz hepsinin ne kadar dağınık, evet, projektörlerin, aydınlatma armatürlerin farklı farklı olması, her birinin ayrı çözümlenmesi. Şimdi buradaki hedef şuydu: aşağıda bir zeminde uygulama yapılamadığı için üstte bunu minimumda nasıl derleyip toparlayabiliriz? Evet. Eski hatların birçoğunun enerji olarak yetmediği konular var. O anlamda kablo hatları da güçlendirme olarak güç artışına gidildi. Bu görmüş olduğunuz kanallar duvarlara sabitlenerek bütün etraftaki anlamsız olan kablo yığınları bunların içerisinde giderek bir kanal oluşturuyor. Peki bunlar hiç gözükmeyecek mi Canan Hanım? Yani biz bu kabloları çalışma bittikten sonra görmeyeceğiz. Sadece kanalları göreceksiniz. Kanallar da bütün kablo hatlarının bir arada olduğu bir kurgu olacak. Burada artı olarak ilaveten bir de şu konu var. Dükkan üstlerindeki aydınlatmalara ilişkin. Bu yine kanal hattı kullanılarak armatürler sabitlenebilecek. Birden fazla işleve de hizmet etmiş olacak. Ama şu an gördüğümüz orta hattan geçen kablolar, eklenti yapılar, işte lambalar, aplikler, hiçbirini görmeyeceğiz. Çok daha temiz bir üst örtüyü okuyabileceğiz. Şu an iskele de kurulmuş mesela burada. Az önce görmüş. Evet. Kablo hatlarının hepsini görüyorsunuz. Enerji şekilde sağdan soldan gelen hatlar. Şu görmüş olduğunuz basbar sistemi iki aşamalı. Alt katta kabloların hatlarının gideceği alanla beraber üstteki sistemde de yine bir aydınlatma kurgusunun yapılabileceği. Bunda özellikle zemin tonuna yakın bir kod seçildi, boya kodu, ki kaybolsun, çok görünmesin. Gözükmesin, göze batmasın. Çünkü modern bir ek bu. Ama şu süreçte çarşının altyapısıyla ilgili bir uygulama yapılamadığı için elektrikle ilgili böyle bir sistem detaylı çözüm yapıldı. Yani bittikten sonra temiz bir Kapalı Çarşı görünümü Birkaç tane de numune yapılmıştı bu bittiği zaman aydınlatmaya yönelik. Bir lineer modern aydınlatma olsun, bir başka bireysel bir aydınlatma düşünelim diye. O konular halen çalışılıyor. Aydınlatmanın şekliyle ilgili kesinleşmiş bir durum yok. Onu bilim kurulu hocalarımız alternatifleri değerlendirerek uygun olanın üzerinden ilerleyeceklerdir. Peki. Efendim, şu anda Kalpakçılarbaşı Caddesi'ndeyiz. Kapalı Çarşı'nın en büyük caddesi Kuyumcular da var bu bölgede. Canan Hanım'la birlikte bölgeyi gezmeye ve aynı zamanda uygulamaları görmeye devam ediyoruz kendisiyle. Kalpakçılarbaşı Caddesi Kapalı Çarşı'nın en büyük caddelerinden biri. Bu cadde aynı zamanda bir aktif yol güzergahının en çok kullanıldığı alan. Beyazıt'tan Nur Osmaniye ya da Mahmutpaşa'ya inecekseniz aktif kullanılan bir yol üzerinde. En kalabalık. Evet. Buradaki uygulamalarımızda gördüğünüz gibi gece güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Evet. Gündüzse güçlendirmesi ve sıvası biten alanlarda kalemiş uygulama çalışmalarına devam ediyoruz. Şu an başlamamış ama burada kalemişi değil mi daha? Başladı. Şu an görmüyoruz. Evet, iskelelerin üzerinde. Aşağı tarafta Nur Osmaniye tarafına doğru devam ettiğimiz zaman oradaki uygulamaları göreceğiz. Evet, çarşının caddenin devamı Nur Osmaniye Caddesi. Şu an Nur Osmaniye'de aktif olarak kalemiş uygulamaları devam ediyor. Oraya çıktığımızda da uygulamalara bakabiliriz. Göreceğiz. Çalışanlarınız orada şu anda değil mi? Evet, aktif olarak çalışma orada devam ediyor. İki alanda. Şimdi bunun yarısında güçlendirme yapıyoruz, gündüz enjeksiyon. Evet. O uygulamadan sonra sıvası biten alanlarda, gece sıvası biten alanlarda kalemiş uygulama ekibi devam ediyor arkadan. Burada en zor konu bu. Evet. Yaşayan bir şehrin içinde tehlike, büyük bir şantiye kuruluyor. Tehlike saçması açısından güvenlik önlemini alıyor musunuz peki? Tabii. Sahada aktif olarak iki iş güvenliği uzmanı sürekli takipte. Evet. Gece ve gündüz ayrı ekipler olmak üzere. Sürekli burada olmak durumundayız. İş kazalarının önüne geçmek için, evet, değil mi? İş kazaları, insanlar aktif olarak buradalar. İşte bu bantlama renkli kesiciler kullanımı. Aktif olarak bazen merdivenlerin kaldırımı oluyor. Bazen bu görmüş olduğunuz gergileri sökebiliyor esnaf. Bu tarz şeyler de yaşıyoruz. Sürekli o yüzden sahada bir takip var. Esnaf artık bunaldı galiba. Dükkanımın önüne geliyor diyor. Söküyor mesela. Üste iskelenin yükünü, ağırlığını çok düşünmüyor. Evet. Onların mutlaka takibinin yapılması gerekiyor. Evet. Her iki açıdan da süreç ne kadar hızlı biterse o kadar bir rahatlama olacak. Tabii muhakkak. Biz de o yüzden tüm var gücümüzle birlikte uygulamalara asılıyoruz. Evet.
Peki en zorlandığınız cadde hangisi oldu Canan Hanım bu kapsamda? Hani birçok caddesi. Küçük caddeler daha sıkıntılı. Özellikle güçlendirme problemi olan alanlarda çok zorlandık. Sebebi şu, güçlendirme imalatı yaptığınız için o alandaki iş daha uzun sürüyor. Evet. Esnaf bu anlamda çok yakınıyor. Küçücük bir cadde ama bitiremediniz şeklinde. Aslında orada yapılan imalat kalemi 6-7 imalat kalemine çıkıyor bir anda. Ve bu işlerin de yapıldığı zaman birbirini takip etme süreleri var. Evet. Tabii o süreleri de sağlamaya çalışıyoruz eş zamanlı olarak. Ondan sonra ancak bizim uygulamaya yönelik imalatlarımız devam edebiliyor. Önceden evet. Bir kolaylaştırması gerekiyor. Evet. Altyapının olması gerekiyor. Aynen öyle. Buradan çıkalım. Buradan sola. Evet, dikkat. Gelin. Biz şu an şantiye alanındayız. Çalışmanın olduğu bölgeye yukarı doğru çıktık. Burada şimdi Canan Hanım bize anlatacak. Burada neler yapıldığını evet. Anlatacak. Şimdi bu daha önceden kalan sokaklardan biri. 1985 yılında yapılan kalem işi uygulamaları. Evet. Gördüğünüz gibi dökülme yüzeylerinde, su geçiş alanlarındaki çiçeklenmeleri ve tuz kusmalarını görüyoruz. Buradaki yapının zaten bezemelerin çok yakın dönemde yapıldığını biliyoruz. Alttaki uygulamaların hepsinin çimento esaslı sıva olduğunu da tespitini yapabileceğimiz alanlar. Bu alanlarda kuru buzla mekanik raspa yapılıp daha sonra sıva düzenlemeleri ve uygulamaların altlıkları hazırlanacak. Efendim şimdi işte o en ince işlemelerin yapıldığı yerdeyiz. Hani baktıkça gözümüze güzel gelen, bizi mutlu eden ama yapılması çok zor, çok zahmetli bir işin şu anda tam yanındayız. Evet. Şantiyeye çıktık demiştik az önce. Şimdi o işlemeler nasıl yapılıyor ince ince bunları konuşacağız ve aynı zamanda sizlere de göstereceğiz efendim. Gerçekten çok zahmetli, çok emekli bir iş. Evet, değil mi? Evet, evet. Burada uygulamalar birkaç aşamadan oluşuyor. Sıva imalatı bittikten sonra boya uygulamaları yapılıyor. Düz yüzey boyamalar tamamlandıktan sonra yine bilim kurulunda kararıyla netleşmiş olan desenlerimiz eskize alınıyor. Eskiz sonrası iğneleme dediğimiz tamamen geleneksel Osmanlı'daki evet. Teknik hala devam ediyor. İğneleme yapılarak eskize desen aplike ediliyor. Daha evet. Sonra desenin ters yüzeyinden kömür tozuyla duvara tampon yaparak desenin yüzeye aktarılmasını sağlıyorsunuz. Bu işleme silkme ya da tozlama diyoruz. Evet. Silkmeyi yaptıktan sonra yine kalem işi yapan kalemkar arkadaşlar önce dolguları yapıyorlar. Renklerin kompozisyonuna göre. Daha sonra da tahrir dediğimiz çok ince fırçalarla yapılan çevresini kontürleme uygulaması yapılıyor. Bütün sokaklarda bu imalatlar tamamlanıyor. Bazı alanlarda göbek deseni, bazı yerlerde kemeraltı deseni, bazı evet. Kısımlarda da bordür desenlerinde ekipler çalışıyor. Evet, gerçekten çok emek isteyen bir iş. Evet, gördüğünüz gibi ekibimizin de çok kalabalık bir kısmı. Konsantrasyonun da yüksek olması lazım. Tabii, tabii. El becerisi de gerektiren bir iş. Aynı zamanda bilek gücü de lazım sanki tabii, değil mi? Tabii, hani... tabii. Şimdi burada önemli olan tahrir fırçasının çok doğru kullanılması. Evet. Tahrir dediğimiz o ince kontürlemeler özellikle kemer altındaki büyük desenlerde tek hamlede o uygulamayı çıkarmanız lazım kusursuz evet. Olması için. Onun için de baston dediğimiz açı kazandıran bize aletleri kullanıyoruz. Evet. Onlar sayesinde geniş açı algılayıp daha rahat istediğimiz formu oluşturabiliyoruz tek hamleyle. Böyle bir alan ne kadar zamanda bitiyor? Mesela şimdi şu tarafta, şu bölgedesiniz. Bir günde, iki günde? Yok, bir iki gün mümkün değil, değil ama mi? Tabii şöyle. Çünkü bunlar tek tek elle yapıldığı için uygulamalar. Mesela sokak daha küçük olup daha sık kemerli ve daha sık desenli olabiliyor. Ya da sokak daha geniş açıklıklı olup metraj uzayabiliyor. Programımıza göre genelde ortalama sokakları maksimum iki haftaya kadar her şeyi dahil toparlıyoruz. Evet. Hani beden restorasyonu işte taşlarda elektrik kabloları diyoruz ama bu apayrı bir bu iş. Bu tabii bu en evet. son yapılan son kalem imalat ve bu daha çok dekorasyona yönelik evet. Bir kurgu olduğu için tabii herkes bu son imalatı görüyor. Evet. Ondan önce yapılan tabakalar uygulamalar bunların altında kaldığı için daha gizli imalatlar. Ben onları yapan arkadaşlara da gizli kahramanlar diyorum o yüzden. Evet. Efendim Kapalı Çarşı'nın kalem işinin yapıldığı son noktaya geldik. Burada programımızı sonlandıralım dilerseniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi gezdirdiğiniz için, şantiyenizde ağırladığınız rica için ederiz. Aynı zamanda bu emek veren, bu emekli bir işe de tanık olduk sayenizde. Görmüş olduk sizin vesilenizle. Sağ olun, eksik olmayın.